değerli konuşmacılarımız Sayın Engin Tonguç. Sayın Vekili Mustafa Balbay. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Uluslararası PEN Genel Başkanı Sayın Zeynep Oral. ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Sayın Ahmet İnan, Profesör Doktor Ahmet İnan. Milletvekilleri adaylarım, izin verirseniz tek tek okumak istiyorum. O adaylarımı da tanımak hepimizin görevi ve onlarla birlikte mücadele edeceğiz çünkü. İkinci bölge milletvekili adayım Atilla Sertel. Birinci bölge milletvekili adayım Sayın Taceddin Bayır. Birinci bölge milletvekili adayım Ali Hıdır Uludağ. Birinci bölge milletvekili adayım Sayın Ali Yiğit. Başta da söyledim eski bakanım Sayın Suat Çağlayan. Birinci bölge milletvekili adayım Sayın Sabri Ergün. O da burada. Meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarım, İzmir'in ve Balçova'nın çağdaş ve aydınlık yüzlü insanları. Hoş geldiniz. Bize onur ve güç verdiniz. Her yıl şöyle konuşmama şöyle başlıyor. Dünyada insanlar yaşadığı müddetçe devrimlerin ve karşı devrimlerin mücadelesi sürecek. Cumhuriyet büyük bir devrim. 20'lerden itibaren yavaş yavaş kendini örgütlemeye başlıyor. Kalıcılığını ispat etmek içinse ülkesinin coğrafyasına ve ülkesinin insanına uygun eğitim politikalarını belirliyor. Yıl 1940. Bence de dünyada uygulanacağı coğrafyadaki insana en uygun, en düzgün eğitim politikalarından bir tanesi. Köy enstitülerini konuşacağız. 75. yılında. Kuruluş 46 yavaş yavaş tasfiye edilmiş. 6 yıllık bir süre. Ve 6000 insan bu 6000 insanla 90 yıl cumhuriyeti taşıyabildik bugünlere. Bence cumhuriyeti bugünlere taşıyabilmemizin en önemli argümanlarından biri köy enstitüsü. Başta da söyledim, bu ülkenin coğrafyasına, bu ülkenin insanına uygun bir eğitim politikası. Zaten UNESCO bile döneminde en uygulanabilir, en doğru eğitim politikası. Bunlar ödüllendirmiş. Niye yok ettik? Niye kurduğumuz şeyi Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduk ama Cumhuriyet Halk Partisi ile tasfiye ettik? Çünkü bu bir eğitim politikasıydı. Ama aynı zamanda bu ülkede geleceğin beslendiği feodal yapıyı tasfiye edecek de en büyük argümandı o. Çünkü hedefi şuydu. Önce eğitimcilerle insanlarını eğitecek, toprağı bilimsel yöntemlerle çalıştıracak, yapabilecek, hemen arkasında bu nüfusu yarattıktan sonra da toprak reformuyla toprak ağlarını ve feodal gerici yapıyı tasfiye edecek. Bu kadar mükemmel bir proje. Dünyada feodal yapı tasfiye edilmeden demokrasiye geçen bir ülke yok.
Bugün bu ülkede bu çarpık sistemi yaşıyorsak bunun nedeni ağaların toprak reformu yapılır. İnsanlara eğitilir. Toprağını işler, bankada gider, kredisini çeker. Mektubunu kendi yazar. Bunu engellemeliyim dediği köy enstitülerini onların baskısıyla tasfiye ettik. Biz mükemmel kurguladığımız mükemmel politikayı yok ettik. Karşı devrimde bakın aynı yerden başladı. Biraz önce söyledik. Karşı devrim yenildi ama yok olmadı. O da oradan başladı. Gerek yer altında illegal yöntemlerle oluşturdukları eğitim kurumlarıyla, gerek yavaş yavaş güçlendikçe legalleştirdikleri, bozup çarpıklaştırdıkları eğitim politikalarıyla bizi bugüne getirdiler. Onların istedikleri şu: okuyan, araştıran, yargılayan, sonuç çıkaran insan değil. Onların istedikleri söyleneni yapacak biat kültürüne alıştırılmış insan. O yüzden eğitim politikaları her yıl çarpıtılarak gidiyor. Her yıl birbirinden farklı eğitim politikalarının içerisinde eğitim politikası yok ediliyor. Bakın geçen okulumda, büromda bir öğretmen arkadaşım şunu söyledi. Lise sona gelmiş ama 6 kere 8'in 48 olduğunu bilmeyen öğrenci var benim dersliklerimde. Biz böyle bir insan profilini, böyle bir insan yapısını uygulanan politikalarla buralara getirdik. Cumhuriyeti kuranlar, aydınlanma devrimini yaratanlar aslında kurduktan sonra dediler ki, biz cumhuriyeti gençler size emanet ediyoruz. Vatandaşlar size emanet ediyoruz dediler. Biz de yaptık. Biz bize emanet edilen, korumamız gereken cumhuriyeti korusun diye birilerine görevi tevdi ettik. Aslında görevli olan biz. Gençlikti. Hepimizdik. Biz gezerken, yerken, içerken dedik ki biz bu cumhuriyeti koruyamayacağız. Gel sen koru bizim adımıza. Ama o korumasını istediklerimiz de bırakıp gitti. Biz şimdi baş başayız. Ya bize emanet edilen cumhuriyet ve oradan edindiğimiz edinimlerle birlikte yaşayacağız ya da bir köşeye çekilip pusup bize nasıl hareket etmemizi söyleyenlerin verdiği talimatların doğrultusunda yaşamaya çalışacağız. Onun adına yaşamak diyorsunuz. Ben kendi adıma böyle bir yaşam biçimini kabul etmiyorum. Buradaki insanların da kabul ettiğine inanmıyorum. Alkışlarla şu çıktı. Biz böyle bir yaşam biçimini kabul etmiyoruz. Şimdi kabul ediyoruz ama ne yapacağız? Yapacak olduğumuz şeyleri. Ben 2 yıl önce yine bu salonda, yine bu 17 Nisan'da ve bir de geçen sene yine bu salonda şöyle söyledim. Faşizm bugün bu ülkede öyle ürkek korkak falan yürümüyor, bunu bilin. Bugün bu ülkede faşizm kendi gibi düşünmeyen, inanmayan insanları eze eze yürüyor. Ve dikkat edin, dünyanın hiçbir ülkesinde, faşizmin egemen olduğu ülkelerde bir grup tek başına faşizmi yenmez. Açın, bakın. Bütün Güney Amerika'da böyledir. Ancak cepheler oluşturularak, güçler bir araya getirilerek mücadele edilir ve kazanılır. Burada hepimiz bugünkü bize empoze edilen yaşamdan rahatsız olan, biraz önce alkışlarla biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz.
diyen insanlarız. Ama görüş birebir tıpatıp değil birbirimizin görüşü. Siz giderken bir tarafa çekerseniz, ben giderken bir tarafa çekersem bir de şey yaparız. Karşı devrimi faşizmin ekmeğine yağ süreriz. 12 Eylül'de de öyle yaptılar, dikkat edin. 400 bin insan tezgahtan geçirildi. Onlardan bir tanesi de değil. Uzun yıllarda cezaevinde yattı. Şunu gördü. Sen ve benle mücadele edilmiyor. Ancak biz dediğimizde mücadelede başarı ediyoruz. Gelin. Gelin. Farklılıklarımızı değil. Bugün bizi buraya toplayan ortak noktalarımız etrafında birleşelim. Bir güç oluşturalım. Bir cephe oluşturalım. Biz bu güçle, biz bu cepheyle bugünün gerici inanç üzerinden örgütlenmiş faşist diktasına, yönetimine bugünden itibaren mücadele edelim. Bakın önümüzde belki de demokratik seçimin ne kadar demokratik olabilirse son 52 gün sonra seçimini yapacağız. Gelin elimizde böyle bir koz varken farklı yönlerimizi değil, altını çize çize söylüyorum. Bizi buraya toplayan ortak noktalarımız etrafında birleşelim. 52 gün bir insan yaşamında hiç 52 gün uyku uyumadığınızda ölmezsiniz. 52 gün sokak sokak koşturduğunuzda ölmeyeceksiniz. Ama 52 gün mücadele ettiğimizde ben inanıyorum. Bize emanet edilen, bizden önceki neslin bize emanet ettiği cumhuriyeti ve en önemlisi oradan edindiğimiz edinimleri kaybetmeden bir sonraki nesle bırakalım, verelim, devredelim. Burada en önemli görev erkekler üzerine alınmayacak. En önemli görev kadınlarımızın. Ben size güveniyorum. Ben 12 yıl önce belediye başkanı olduğumda olmadan önce bildirgesinin ilk başına kadını örgütleyeceğim. Kadını bu kente egemen yapacağım diyen bir belediye başkanıyım. Ben sizin gücünüzü biliyorum. Sen istediğin zaman bir devrim yaratabiliyorsun bu ülkede. Bunu yaşadı bu ülke. Yeter ki sen iste. Sen sokağa indiğin gün devrimin sesini duyar bu ülkeyi yönetenler. Yeter ki sen hazırlan. Sen sokağa in. Ben senin yanındayım. İnanıyorum aydın, demokrat, yurtsever herkes de senin yanında birleşecek. Gençlere yetiştirdiğin gençleri sen toparlayacaksın. Erkeğini zorla yanına kahveden, uyum masalarından sen kaldıracaksın. Sen bayrak olacaksın, biz arkanızdan geleceğiz. Ben size inanıyorum, bu ülkenin kadınları dünyanın hiçbir ülkesindeki kadın kadar ülkesine hizmet etmedi. Siz toprağı kazdınız, buğdayı ektiniz, ürettiniz. Bir kısmını, küçücük bir kısmını kendinize, büyük bir kısmını cepheye sürdünüz, götürdünüz. Mermi yaptınız, kanı sürdünüz. Cumhuriyeti kuranlar bunun farkındaydı. Dediler ki, biz senin sayende bu cumhuriyeti kurduk, aydınlanma devrimini yarattık. Gel, yaşamın en önünde sen olacaksın. Pilot yaptı. Öğretmen yaptı, doktor yaptı, ebe yaptı, parlamentoya %11.4 geldi, sen bu bakan yönetiyorsun. Bakın 90 yıl sonra parlamentodaki sayı da ancak %11.4. Biz
Sen Devleri adı altında örgütledik. Balçova'da siyasetin zeminini de kadın belirliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm ülke genelindeki örgütlenmelerinde kadın sayısı %59'la en yüksek olduğu yer, kadın üye sayısının en yüksek olduğu yer Balçova. 2 yıl önce ilçe başkanımızı bir kadından seçtik. Bakın siyaseti de biz belirliyoruz bu kentte. 2 yıl önce de, bundan 1 yıl önce AK Parti'de ilçe başkanını kadın yaptı. 6 ay önce de MHP ilçe başkanını kadın yaptı. Kadının gücü. Balçova'da bile siyaseti kadın belirliyor artık. Çünkü biz bu ülkede emperyalizme karşı başarıyla mücadele etmiş ama bir onun kadar da başarılı cumhuriyeti kurmuş, o devrimi yaratmış neslin birebir olmasa da ondan, onun gibi düşünen, onu takip eden, çünkü Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Bu coğrafyadaki insanı, coğrafyayı onlar çok iyi analiz etmiş. Ben herhalde her yıl belediye başkanı olduğumda 4.000, 5.000, 10.000 şey dağıttım, nutuk dağıttım. Şimdi yapacak olduğunuz bir tek şey var. O evde duran nutuğu lütfen çıkarın. Tozunu bir silin. Bir kez okuyun. O bir araya gelmeyen, ben oraya gideceğim, buraya gideceğim diyenler, Cumhuriyet kurulurken nasıl cepheler oluşturulmuş, kimlerle ittifak yapılmış, bir bakın. Göreceksiniz ki güç oluşturmak, cephe oluşturmaktan geçer. Şimdi bizim yapmamız gereken şu, buradan çıktığımız andan itibaren farklılıklarımızı değil, bizi bir araya getiren ortak faydalarımızı öne çıkaracağız ve hep beraber bize emanet edilen o mirası bizden sonrakilere geliştirerek teslim edeceğiz. Bunu yapabilecek iradeye, bunu yaratabilecek inanca biz sahibiz. Hadi bakalım. Lafta değil. Ölse birlikte olalım. Anadolu insanı da şöyle demiş. Bir olacağız. Birlik olacağız. Güç olacağız. Ancak o zaman iktidar olacağız. Katılan herkese, başta konuşmacılarıma, herkese yürekten teşekkür ederim. Katıldınız. Bize omuz verdiniz, güç verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.